Hera Hanım, doğum gününüz kutlu olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Asıl Ozan doğum günü, evet, bu arada. Evet, sizin de doğum gününüz kutlu asıl olsun. Asıl derken çiftte... şöyle, ben bu sene kutlamayı düşünmüyordum zaten. Hera ile bizim aramızda bir 3 hafta kadar fark var. Onun doğum gününü kutlayamadık. İşlerimizden dolayı yılbaşı partileri vardı malum, biliyorsunuz. Kutlayamadık diye içimizde kaldı. O yüzden bugün, hatta benim küçük kızımın da 2 gün sonra doğum günü. Evet. Aslında bir üçlü kutlama yaptık bugün. Evet. Kendisiyle röportajı alsaydık aslında benden daha güzel konuşurdu. Tabii onu ama... gelebilir diye aslında. Sevgilim de ama sağ olsun gene çok güzel, çok tatlı bir şey organize etmiş. Bir sürpriz organize etti bana, sağ olsun. Keyiften aileyiz, beraberiz. Evet. Bir de böyle 80'ler konsepti falan dedik. Muhteşem ya, eğlenceli olmuş. Bir şey olsun falan. Yani harika görünüyorsunuz. Tam 80'ler konseptine uygun. Ozan Bey'i tanımakta bile güçlük çektik diyebiliriz aslında. O 80'lerde bir rockstar şu anda. Ben 80'lerde zaten böyleydim bu sırada. Göz makyajım hariç. Kıyafet olarak zaten normal kıyafetim bu aslında filan. Neyse, çok uzatmayayım. Sözü Atina'ya bağlıyoruz. Yani. Aşkım, iyi ki doğdun bu arada. Sen de iyi ki doğdun. Güzel, sağlıklı yaşlar diliyorum. Seni çok İnşallah seviyorum. Hep beraber. Sağlıklı, mutlu. Evet. Güzel günler. Hep beraber arkadaşlar bu sırada. İnşallah. Doğa bakışmalar çok ilgimizi çekiyor bizim yaptığımız röportajlar. Fazlasını beklemiyorsun inşallah. Burada değil. Öpeceksiniz zannettim. Yani, evet, bana evet, da efendim, siz neler söyleyeceksiniz? Muhteşem bir organizasyon ve 80'ler konsepti. Nereden fikir geldi? Yani aslında böyle bir arkadaşımız dress code var mı dedi. Ozan da 80'ler dedi. Sonra böyle saniyedez yani. Hiç 80'ler kaldı. Evet, kaldı. Teşekkür ederim. Evet. 80'ler kaldı öyle. 3 doğum gününü bir arada kutluyoruz, evet, aslında. Evet. Neler söyleyeceksin? Kendi duygularınız, Ozan Bey'in duyguları, kızınızın doğum yani... duyguları. Ben bir şey hissetmiyorum. Ya işte de güzel. İzzet abicim, buyur sen de gel sevgili İzzet Özlü aramızda. Çok hoş geldiniz. Oh. Yavrum benim. Çok iyi. 80'ler olur da sen olmaz mısın? Ya şimdi böyle şeyler artık bir yaştan sonra biz tabii çocuklar artık böyle iyi eğlenceler, çok güzellikler. Şey olarak görüyoruz. Ne derler buna ya? Güzel anılar mı? Evet evet, hay daha güzel bir laf vardı. Şey oluyor. Hani millet birbirini görüyor. Ne derler ona ya? Kaynaşıyoruz. Ne, adını söyleyin onu. Söylesene, fırsat doğuyor diyeyim, hani ne derler ona? Bahane değil. Görüşemediğimiz arkadaşlarımızı, birbirimizi, herkes birbirimizi görüyor. Herkes bazen birbirini görüyor. Gibi. Gelmek. İkinci harfi tut. Tuttum. Gelmek mi? Gelmemek de alakalı bir şey değil. Baştan alalım bir. Neyden arıyoruz? Aradığımız ne? Boş ver. Neyse, arkadaşlarımızı görelim. Pandemi gibi bir şeyden yeni çıktık. Daha böyle bir rahatladık gibi oldu filan. Güzel bir kutlama oluyor tabii ki de haliyle. Kızlarım burada, annem burada, kardeşlerim burada. Sevgilim zaten. Benim duygularım bunlar. Yaşımı söylemek istemiyorum ama bu yaşa kadar geldiğime de şükrediyorum. Bir yandan da. Ozan Bey'i bugün çok çok mutlu gördük aslında. Çok keyifli gördük Hera Hanım. Evet, bizim, sizin payınız çok büyüktür bunda. Bizim her zamanki halimiz falan değil. Biz hep çok mutluyuz derim. Evet, gerçekten. Tövbe tövbe. Öyle şey ama geldi. Nazar değmesin değil mi? Amin. Evet, aslında bir nazarlık bir sorun var elimde de. Biliyorsunuz boy farkı konuşuluyor ama. Bugün kısa giydim. Gördüğünüz ben gibi. Ben size sormak istiyorum. Uzun yıllardır ben görüyorum aşkınızı. Evet. Ama son dönemde biraz boyla ilgili şeyler yazıldı. Siz bu haberleri görünce ne düşünüyorsunuz? Gerizekalılar diye düşünüyorum. Yani böyle kötü biraz. Güldük geçti. Yani şöyle. Abi bunun boyla bir alakası var mı yani aşık olmanın hani? Kesinlikle. Ki düşündüğünüz zaman ben zaten hani boyum biraz minyon bir insanım. Yani, yani Türkiye standartlarında normalsiniz. Evet, bence evet. De. Bence de. Evet ama İran'dan buldum ben her ayı. Evet. İran'dan. Evet, işin bir şaka bir yana, güldük geçtik. Aynen. Bugün de iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ederiz. Evet.